Sabah Hanım Cenk yine her zaman olduğu gibi güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Futbolcuların göz önünde olan kimselerin bu tip organizasyonlarda olması ile ilgili neler düşünüyorsunuz acaba? Eminim takdir ediyorsunuzdur. Çok takdir ettim. Gerçekten biraz önce içerideyken zaten dayanamayıp girip sahneyi bastım. Bir Galatasaray taraftarı olarak. Bizlerin üzerine düşen bir görev olduğunu düşünüyorum. Çünkü kişiler yani... Halkımız bizler böyle şeylerde öncü oldukça daha güzel bir şekilde projeye uyanıyorlar. Aa Cenk de oradaymış bak destek sağlamış. Aa Sabah da oradaymış bak böyle bir şey varmış. Aa helal olsun falan filan diye. Mesela kendisi araştırıyor ondan sonra kendisi destek olmaya devam ediyor. Onun için ünlülerin böyle bir görevi de var. Galatasaraylı bir oyuncu şu anda yanınızdayken takımınızı, taraftarı olduğunuzun kulübü de sormak istiyorum sizlere. Nasıl bir taraftarsınız? Takip edebiliyor musunuz? Takımımızı değerlendirmenizi rica ediyoruz. Yakından takip ediyoruz. Yakışıyor, bayağı yakındayım şu an. Takıma. Valla yakından takip edemiyorum işin açıkçası. Yani geçen sene şampiyon olmadığımızı biliyorum. Bu sene üçüncü olduğumuzu biliyorum şimdilik. Eren'i biliyorum. Çok güzel goller attığını. Ondan sonra Cenk'i biliyorum. Tamam işte bence bu kadar şampiyonuz yani. İnşallah. Cenk'in de düşüncelerini alalım tabii ki bu organizasyonla ilgili. Her şeyi Sabah Hanım anlattı zaten. Dediğimiz gibi sanat camiası olsun, müzik camiası olsun, spor camiası olsun, önde gelen isimlerin, insanların bizi role model aldığını biliyoruz zaten. O yüzden hani bu tip projelerde daha fazla göz önünde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Biz de bugün bunun için buradaydık. Sağ olsun Sabah Hanım da bizi yalnız bırakmadı. Bu projede Galatasaray'la UNCB'nin ortak işbirliğindeki bu çalışmada o da bizi yalnız bırakmadı. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Ama bu şekilde. Sabah Hanım çok takip etmediği için biraz daha takibi sağlayabilmek için maça davet etmek lazım mı sence? Tabii ki de, tabii ki de. Pazar günü saat 4'te Antalya Spor'da. Türk Telekom Arena'da gayet muhteşem bir atmosfer olacağını düşünüyorum. Plan mı vardı acaba? Taraftarımızın stadı Incan'ın hiç dolduracağını düşünüyorum bu hafta. Hadi ya. Aynen. Aa geleyim. Gelebilirim. Söz verin bence şu anda. Ha, öteki pazar deplasmandasınız. Ondan sonraki pazar belli mi kiminle? Bu hafta da anlaşmayı yapalım bence. Nasıl daha yeni başladı lig? Pazar günü bence gelin saat 4 gündüz maçı. Bak gelin söz vermiyorum. Ertelememek lazım hayatım. Söz vermiyorum. Bir işim vardı. Olmazsa gel. Ararım ben seni alayım telefonu. Tamam. Yok yok şey yaparız. Ay bir de seni biliyorlar mı şeyini? Neyi mi? Mental antrenörü mü? Yok. Ama 10 senedir beraberiz. Öyleymiş. Bahsedebilir miyim? Tabii tabii bahsedin lütfen. Biraz önce çok şaşırdım ben. Yani çünkü böyle bir şeyin olması gerektiğine zaten inanıyordum. Neye şaşırdım? Yapılıyor olmasına nasıl anlatayım? Nasıl toparlayacağım? Sporcunun bir mental antrenörü. Bence %100 olmalıydı. Kesinlikle ama Türkiye'de böyle bir şey var mıydı yok muydu bilmiyordum. Şart. Onun için de ilk defa da Cenk'in mental hocası mı psikoloğuyla? Antrenörüyle. Aynen. Karşılaşınca çok şaşırdım. Yani ne kadar güzel bir şey yapıyorsun. Gerçekten herkesin de yapması lazım. Bilmiyorum çok. İlk defa senden duydum ki benim çok futbolcu arkadaşım var. O sadece fizikle değil, zeka, mental kafada şekilde de oynanan bir spor olduğu için ben senelerdir kendisiyle beraberim. Ne güzel. Ve futbol yaşantımın sonuna kadar da devam etmeyi düşünüyorum. Ya sonuçta yedek kulübesindeyken mesela geniş geniş oturmuyorsun değil mi? Mesela Muslera vardı. Çünkü o kafa o şekilde senin. Tabii canım biz her maçtan önce Ersin abiyle rutin bir şekilde konuşuyoruz telefonla. Bütün her kafayı hazırlıyorsun maçtan önce. Sonra i̇şte hafta kız içi. Arkadaşım vardı da evde ocağa yemek mi koydu? maç anında artık dikkatim sadece çizgilerin ama içinde işte oluyor. Ama işte bunun için de bence zaten bu şekilde eğitilmesi gerekiyor herkesin tabii. Diye düşünüyorum. Kesinlikle. Belki bana da faydası olur.